Herkese merhaba, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir hamur işi tarifi paylaştım. İyi seyirler diliyorum. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak 2 su bardağına yakın ılık su ekledim. 1 paket kuru mayam, 2,5 yemek kaşığı şeker, 3 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edip karıştırıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Azar azar ilave edip bu şekilde karıştırıyorum. Un kalitesine dikkat edelim. Artık elimle yoğurma işlemine başladım. Elimi yağ değdirerek biraz da masada yoğurma işlemi yapıyorum. Ne kadar güzel yoğurma işlemi yaparsak hamurumuz çok güzel olur. Muhteşem bir tarif, herkesin yapmasını istiyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Muhteşem bir tarif, gerçekten çok hızlı ve pratik oluyor. Lezzetini anlatmak yeterli değil, mutlaka herkes yapmalı. Yoğurma işlemim bitti. 45 dakika dinlenmeye aldım. Hamurun mayalanmasını bekleyeceğim. Sarı haşhaş kullanacağım. Bize Tokat'tan geliyor haşhaş. Sizler eğer yoksa yakın marketlerinizden de alabilirsiniz. Çünkü her yerde var. Toplamda 250 veya 300 gram sarı haşhaş kullandım. 1 su bardağı da sıvı yağ ekledim. Karıştırıp incelteceğim. Artık hazır, bir kenara alıyorum. Bu tarifimi borcamda hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı dibine haşhaş ilave ettim. Hamur mayalandı. Üzerini açtım. Hiç beze yapmadan bu şekilde yarısını alıyorum. Toplamda 2 bezeden hazırlayacağım. Buraya dikkat edelim. Sizlerin rahat açması için püf noktadır. Masaya haşhaşı alıp üzerine bezeyi ilave ettim. Ve üzerine biraz daha haşhaş ilave edip elimle açmaya başladım. Yufka açmayan bile bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Bakın, tek elle bile açılabiliyor. Bu tarifimi mutlaka herkes denemeli. Gerçekten çok beğeniliyor. Bu şekilde sarıyorum. İlk bezeyi hazırladım, bir kenara alıyorum. Aynı işlemle ikinci bezeyi de hazırlıyorum. Bakın, tek elle açılıyor. Merdane, oklavaya hiçbir şeye gerek yok. Öncelikle herkese çok çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı alıyorum. Çok sağ olun ve çok mutlu oluyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İkinci yufkayı da hazırladım. Hemen kesiyorum. 3 parmak aralıklarla kesersek çok iyi olur. İlk
İlk bezeye açtım ve borçama koydum. Şimdi ikincisini hazırlıyorum. Ben hepsini hazırladım. Tepsi mayası için 20-25 dakika bekleteceğim. Bakın şu anda araları boş duruyor. 25 dakika sonra dolmuş olacak. Tepsi mayasında şişmiş olacaklar. Hemen sizlere de yakından da göstermek istiyorum. 25 dakikanın ardından bakın borçam doldu. Genelde bu tarz borçamlar bir büyük bir küçüğü vardır. Ben büyüğünü kullandım. Borçam yoksa tepsilerde de hazırlayabilirsiniz. 180 derece fırına sürüyorum. Fırından çıkarttım. Çok güzel görünüyorlar. Şu anda biraz sıcak. Soğumasını bekleyeceğim. Biraz soğuduktan sonra çevirebiliriz. Muhteşem görünüyor. Her tarafı kızarmış. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Enfes bir lezzet. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.